Murat'cığım. Tempoyu biraz hafifletelim. Bugün kafam yeterince yavaş. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Her zamanki tempomuzun altında koşuyoruz. Bu ritim iyi mi? Şahane. Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Hanım. Merhaba. Ben Necip Ilgaz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım, ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Murat'cığım. Evet, sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz, çocukların evliliğini ne siz ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü ve medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değil. Belli. Benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz? Siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim. İstemeyin zaten. Boşuna da umutlanmayın. İki aile geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim bu evlilik bitsin. Parayı bulut unutun. Yoksa pişman ederim size. Pişman olursunuz Zümrüt Hanım. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Haberin var mı küçük hanım? Annen seni sattı. Sen o kadar etmezsin. En iyisi biz bu namüsait karşılaşmayı olmamış farz edelim. Niye? İleride yüz yüze bakabilmek için. Bakın Zümrüt Hanım. Biz Anadolu insanıyız. Bizde dünür olmak, kız almak, kız vermek önemlidir. Yeğeniniz bunun farkında ki karısının ailesine yardım etmeyi teklif etti. Bu işler onun kararıyla olmaz. Ben onay vermeden Çınar'ın kararı hayata geçemez. Göreceğiz. Düştüğünüz yerde kalacaksınız Zümrüt. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz. Sizin gibi bir kadının kızı için değil yalınızı kurtarmak, boğazdan kum tanesi bile çıkarmam ben. Çok çirkin sözler bunlar. İleride pişman olacağınız sözleri sarf etmeyin. Kime ne zaman ne olacağı belli olmaz. El mi yaman, bey mi yamana? O dediğinizi bilmem ama pokerde son kart açılana kadar herkes susar. Kimi koydun kumar masasına? Kızını mı? Kaybedeceksin. Hiç umutlanma. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Sen o kadar etmezsin. Bunu nasıl yaparsın? Çınar... Yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Bakamam. Bakamam artık.
aşkımızı kirlettin Çınar. Lalem evde misin? Sesini duymak istedim. Aşkım hadi aç telefonu. Toplantı öncesi seninle konuşmak istedim. Nasılsın Çınar? Olan biten ortada. Nasıl olayım? Biliyorum. Çok da üzülüyorum. Ama sen de biliyorsun ki her şey abimin iki dudağının arasında. Amcamı ben de iyi tanıyorum. Ama benim kararım kesin. Gerekirse benim olanı alır, çeker giderim. Yapma. Aşkına sahip çıkıyorsun. Bu güzel. Ama ipleri koparmadan önce bir dur. İyi düşün. Arkanda neler bırakıyorsun? Sen benden daha iyi bilirsin. Benim malda mülkte gözüm yok ki. Ben aşkımın, mutluluğumun peşindeyim. Ama Çınar, arkanda bıraktığın sadece mal mülk değil ki. Annenle, amcanla, hepimizle bağın kopacak. Amcamın kararının ne olacağı malum. Ama Mehmet'in ve senin kararın da benim için önemli. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Halayım ama birlikte büyüdük. Ben senin ablan sayılırım. Seni yerden göğe haklı buluyor olsak bile lehine oy kullanmamız zor. Dışarıdaki bütün programlarımı iptal ediyorum ona göre. Peki efendim. Valide Sultan, erken dönmüşsün. Münasebetsiz bir karşılaşma oldu çünkü. Hayırdır? Necip Ilgaz yolumu kesti. Bak sen, derdi neymiş? Çınar'ın verdiği yardıma engel olacakmış şark kurnazı. Eğer ipler o şark kurnazının elindeyse vay halimize. Ekrem, zaten sinirlerim bozuk. Ne olur desen üstüme gelme. Dua et senin damat dişli çıksın. Oğlanın ailedeki durumunu. Bir yolunu bulup Lale'ye sormak lazım. Sor soruştur, boşuna umutlanma. Yoksa bu masal biter değil mi? Biter. Evet, bitirelim bakalım şu işi. Çınar nerede? Asistanı çağırmaya gitti. Nasılsın abi? Dinlenebildin mi biraz? Dinlenmek? Sabah yalıda kaldın. Dinleneceğim biraz dedin ya. Dinlenmek bize haram. Bir edepsize haddini bildirdim. Ben ne yapacağım Allah'ım? Hayır Çınar. Hayır. Sizi bekliyorlar efendim. Beklesinler. Geliyorum. Ayşe Hanım. Bu arada kaldığım rezidansın resepsiyonunu bağlasınlar bana. Tabii efendim. Neden Çınar? Neden? Bana değer biçilmesine nasıl izin verdin? Beni çağırtmışsınız. Lale telefonunu açmıyor. Ben ne yapabilirim? Belli ki benim telefonum açmıyor. Bir de sen dene. Ya bıktım senden talimat almaktan. Gerçekten. Onu ara Yeşim. Bunu sor Yeşim. Şunu benim için öğren Yeşim. Sıkıldım artık. Çınar'ın bana verdiği bir söz var. Aptal. Eğer bu çocuk ailesinden ayrı bir hiçse hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yani? Lale'yi arayıp bunun sondajını mı yapayım? Evet. Çünkü zamanımız daralıyor. Artık bizi kimse kurtaramaz. Bu sefer kapının önüne koyuverirler. Hadi. Daireyi açtırıp bakın lütfen. Tamam efendim. Merak etmeyin. Şimdi açtırıyorum kapıyı. Toplantı için bir kez daha hatırlatmamı istediler efendim. Tamam. Geliyorum.
Bu arada önemli bir telefon bekliyorum. Toplantı odasına bağlasınlar. Derhal efendim. İçeride misiniz? Lale Hanım. Hiç ses gelmiyor. İçeride yok sanırım. Açalım. Lale Hanım. İyi misiniz? Lale Hanım. Çok affedersiniz. Eşiniz size ulaşamayınca merak etmiş. İyi misiniz? Lale Hanım. Geciktin. Çok daha mühim işlerim vardı. Bu toplantıdan da mı önemli? Evet. Başlayalım mı? Görünen köy kılavuz istemezmiş. İstersen başlayalım. Değerli yönetim kurulu üyeleri, konu malumunuz. Kısaca söylüyorum. Taşkıran ailesinin banka borcuna karşılık 20 milyon dolarlık teminat olunması konusunu oylamaya açıyorum. Sorusu olan yoksa hemen oylamaya geçelim. Benim oyum red. Bizim oyumuz da red. İşin rengi belli oldu. Bu zaten beklediğim bir sonuçtu. O zaman ben de... Affedersiniz. Beklediğiniz acil telefon Çınar Bey. Ver. Eşiniz dairenizdeydi Çınar Bey. Yardım istemedi ama doğrusu pek iyi görünmüyordu. Hasta falan mıydı? Anladım. Teşekkür ederim. Benim çıkmam gerekiyor. Karar ortada. Her şeye rağmen bu teminat verilecek. Ece Hanım, gerekeni yapın lütfen. Neyin gerekenini yapacakmış Çınar? Söylesene bana. Hissemi alıp holdingden ayrılıyorum. Neyin uğruna? Neyin uğruna? Aşkım uğruna. Sevdiğim kadın uğruna. Şimdi anladınız mı beni? Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk. Sizi çok merak ettik. Alışverişe gittim. Şunları odama çıkarıverin hepsini. Tamam hanım. Ben bugün çıkmayacağım, evdeyim. Vay üstüne Ekber Hanım. Oh, ayaklarıma kara sular indi. Belli çok dolaşmışsınız hanımım. Keyfim yerine geldi. Etraf tenhaydı. Kesem de dolu. Ben dolaşmayayım da kim dolaşsın? Bunun anahtarlarını ver. İşim acele. Ay, çok güzel şeyler almışsınız hanımım. Hep Cemoş'un diktiklerini giyecek değiliz ya. Aa, kulpsuz çanta da almışsınız hanımım. Siz hiç böylesini kullanmazdınız. Heves ettim, aldım. Aman bu ne böyle? Koltuğunun altında dürülmüş çarşaf taşır gibi. Dur sen bana şu papuçları ver, papuçları. Oh! Onları değil, şunu. Aa, bunlar daha önce giydiklerinize hiç benzemiyor hanımım. Bunlara da heves ettim. Benim de telefonlarım açmıyor. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Çınar'ı ara, ona sor. Neredeymiş öğren. Randevum var, çıkıyorum ben. Şu anda tek işimiz bu. Çünkü derdimize derman olacak ilaç onda. Dediğimi yap. Neyin var Lale? Neyin var? Neden açmıyorsun şu telefonu? Thank you.
Çınar aşkımızı kirlettin. Yapmayacaktın Çınar. Söz vermiştin. Aşkımızı her şeyden koruyacaktın. Alo Çınar. Efendim Yeşim. Lale'ye ulaşamıyoruz, merak ettim. Merak etme, evde. Ama telefonlarımızı açmıyor. Duymuyordur. Ben yanına gidiyorum zaten. Söylerim, seni ararım. Okey, teşekkürler. Ne olmuş? Bir şey olduğu yokmuş işte. Birazdan arayacakmış. Allah Allah. Kavga falan mı ettiler yoksa? Kim bilir. Yıldırım nikahıyla evlendikleri gibi. Belki de aniden boşanıverirler. Birbirlerini çok iyi tanımıyorlar çünkü. Böylece senin de bütün planların suya düşer. Saçmalıyorsun. Çınar Lale'yi çok seviyor. Çınar bana lazım diyemiyorsun da. Çınar Lale'ye aşıkmış. Çınar Lale'yi seviyormuş falan filan. Ne oluyor sana cicim? Onların evliliğine niye bu kadar takıldın sen? Takıldığım filan yok. Ben hayatımı yaşıyorum sadece. İyi yaşa. Ama dikkatli ol. Başını belaya sokma. Nereye gidiyorsun? Hı? Kiminle buluşacaksın? Hiç. Tanımazsın sen. Telefonunu açık bırak. Bir şey öğrenirsen ara beni. Baş üstüne hanımefendi. Lale. 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 Enerji işinde konuşalım mı abi? Ne dersin? Bugün değil. Sonra. Toplantıyı bitirelim. O zaman aldığımız kararların üzerinden geçelim. Çınar'ın yaptığı oylama dışındakileri geçin. Anlamadım abi. Oylamayı sonuçlanmış saymıyor musun? Oylamayı yapılmamış sayalım. Çınar'la bu konuda bir kez daha konuşmak istiyorum. Nereye gitti o apar topar? Çınar'ın ricasını işleme koymayın Ece Hanım. Aman efendim. Çınar Bey bilirsiniz. Kararlıdır. Bilirim. Ama bu aile arasında bir şey. Biz aramızda bir daha konuşalım. Kurumsallaşamadık gitti. Ne demek şimdi bu? Aile işleriyle holding işlerini birbirinden ayırmak anlamında söyledim. Böyle bir ayrım olan Kayseri'ye geri döner. Reyhan'ı yanlış anladın Necip abi. Karına hemen arka çıkma. Buraya ev mi? Kastettiğin böyle bir şey miydi Reyhan? Dediğini anlayabilmiş miyim? Ne demek çıkarken görmedik? Çok affedersiniz efendim ama eşinizi çıkarken kimse görmemiş. Nasıl kimse görmemiş? Kaydınız falan yok mu sizin? Aslında var. Hemen bakalım kamera kaydına. Beğendin mi yaptığını? 40 yılın başı bir kere arka çıktın, onu da yanlış yerde. Ne yapayım? Seni küçük düşünmesine dayanamadım. Karışma sen! Ne demek karışma ya? Nasıl karışma? Neyim ben? Sen benim karımsın. Geçti bizim cicim aylarımız canım. Daha önemli işlerimiz var artık. Buradaki iktidarı ele geçirmek gibi değil mi? Tam zamanı. Bak Çınar da gitti. Helal olsun Çınar'a. Aşkı uğruna tahtını bırakıyor. Hayatta neyin önemli olduğunu çok iyi biliyor çünkü. Şimdilik. Unutma ki o da bir ırgaz. Aynı kanız. Biz iktidara tırnak geçirdik mi öyle kolay kolay bırakmayız. Yanılıyorsun. O sizin gibi değil. Bak nasıl seviyor lalesini. Tıpkı bir zamanlar senin beni sevdiğin gibi. Seni tanıyamıyorum artık Reyhan. Tanıyamıyorum. Dur. Al geri. Dur. Anne.
Of, of. Ay, alışmak ne mümkün bunlara. Oh. Ay, Mürvet, ha yaşa. Sana zahmet Mürvet, şunları çekip çıkarıver ayağımdan. Tamam, hemen terlikleri getireyim hanım. Alışmak ne mümkün bunlara. Takoz gibi kaldılar ayağımda. Sizin her zaman giydikleriniz daha güzel hanımım. Ayağım. Çınar Bey arıyor. Oğlum. Anne, sakın evden bir yere ayrılma. Birazdan oradayım. Çınar. Kapat. Sen öğle yemeğini hazır ediver. Cınar'la belki ana oğul baş başa yemek yeriz. O şahanes benimkisi. Belli. Ateşi almış, hesap sormaya geliyor. Fitlemiştir o şimdi oğlumu. Kalır mısın güzelim? Sevgilin terk etti desem, senin gibi bir güzel kızı kim bırakır? İçimden geldi. Ver yüzünde bir fal bakayım sana. Aşk acısı çekiyorsun. Geçerdi, deler de geçer. Ayırmak istiyorlar seni. Bir kadın daha var. Ama esas tehlikeli olan senin kadar bir güzel kız daha var. Amanın, ne ettiler sana yavrum? Kolunu kanadını kırmışlar senin. İki kart kadını boş versen. Sen esas senin kadar güzel olan kıza dikkat et. Emi gülüm. Annem nerede? İçeride. Anne! Oğlum, evine hoş geldin. Ne yaptın Lale'ye? Dur oğlum,
Bir otur, soluklan. Yemek hazırlattım, açsan. Hoş sohbete gelmedim ben. Mesajına inanamadım. Bana oyun oynuyorsun sandım. Hiç gelmeyeceksin zannettim. Beklemek zor oldu. Aklımı başımdan aldın. Ne dedi karın sana? Sen ne söyledin ona? Ne söyleyeceğim? Olanı biteni söyledim. Anan seni sattı dedim. Sizi haciz batağından kurtarabilmek için oğlumun önüne yem diye attı seni dedim. Bunları mı söyledin? Bunları söyledim. Utanmadın mı? Onlar utansın. Oğlum, her şey seni onların elinden kurtarabilmek için. Çene gibi yapıştılar, kan emici sülükler. Ayıp. Yakışıyor mu bu sözler sana? Kendine gel anne. Ay, büyü yaptırdı bunlar sana. Tanıyamıyorum ben oğlumu. Tanıyamıyorum. Böyle yapmaya devam edersen tanıyamayacaksın da. Hatta yüzümü bile göremeyeceksin bir daha. Neler söylüyorsun sen Çınar? Duydun. Holding, soyadı. Hepsini bırakır giderim. Kol gibi kesip atarsın bizi. Öyle mi? Gerekirse onu da yaparım. Sen benim her şeyimsin be oğul. Senin için yaşadım ben. O bağ evinde baban ölüp ölüp dirilttiğinde beni. Senin için hayatta kaldım ben. Unuttun mu? Şimdi nasıl yüz çevirip gidersin şu dertli anacığına? Para vardı, pul vardı. Ama huzur yoktu, mutluluk yoktu. Tam gün yüzü görüyorum derken yıkıp geçme beni. Böyle yapmayacaktın anne. Böyle yapmayacaktınız. Beni seçim yapmaya zorlamayacaktınız. Çınar Bey geldi efendim. Gelsin. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Lale nerede? Çınar'ın Lale'siz geleceğini biliyordum. Oo, benim dünyadan haberim yokmuş o zaman ya. Şöyle geçelim. Yeşim de birazdan gelir. Ne oluyor anlat bakalım. Anlatılacak bir şey yok. Lale nerede onu merak ediyorum. Sen onun kocası değil misin? Karının nerede olduğunu bilmiyor musun? Ulaşamıyorum, merak ettim. Buraya gelmiş olabileceğini düşündüm. Çocukluğunda Lale bir keresinde kaybolmuştu. Beyi adadı izinliydi. Ara tara bulamadık hiçbir yerde. Bana o halimi hatırlattı. Annesi olduğum halde kızımı hiç tanımadığımı fark ettim. Sonra nerede buldunuz? Sonra. Beyye Dadı'yı aradık. Kayıkhanededir dedi. Kemal gitti, aradı, çıkardı oradan. Şimdi nereye gitmiş olabilir? Düşünelim. Kerem, Şermin'e söyle Lale'nin odasından telefon defterini getirsin. Selam. Merhaba Çınar. Merhaba eşim. Hayret, bizim ailenin çılgını benimdir ama... Lale nereye kayboldu şimdi? Necip, iyi ki geldin. Sen öyle telefonda ağlayınca dayanamadım geldim. Ne var, ne oldu? Çınar buraya geldi. Res çekti.
kendi kendini evlatlıktan reddetti. Niye ki İkbal Hanım? Bir şey mi yaptın? Bu sabah Lale'yi görmeye gitmiştim. Bak sen. Niye gittin gelininin ayağına kadar? Anan seni kaça sattı biliyor musun demeye gittim. Kantarın topuzunu iyice kaçırmışsın. Ama haksız mıyım Necip? Allah aşkına söyle, haksız mıyım? Yerden göğe haklı olsan bile böyle yaparsan Çınar'ı kaybedersin. Ne yapacağız şimdi? Arar konuşurum ben. Peki Defne'cim, sağ ol. Defne'ye de gitmemiş. Defne ile tanıştınız mı? Hayır. Ama Lale bahsetmişti çok. Hayret. Defne Lale'nin en yakın arkadaşıdır. Selin'in de haberi yok. Belki de çıkıp dönmüştür rezidansa. Yok. Dönmemiş. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Hala bize ne olup bittiğini anlatmayacak mısın? Behiye Dadı'ya gitmiş olmasın? Behiye Dadı'ya gitmiş olsa Behiye bizi arardı. Ne oldu size? Kavga filan mı ettiniz yoksa? Yok canım. Benim kızım yine çocukluğundaki gibi bir kayıkhane bulup sığınmıştır. Merak ettim şu kayıkhaneyi. Seni götürmemi ister misin? İzninizle. Koluna gireyim. Buralar biraz kaygan. Şurada. Lale'yi burada bulacağımı düşündün değil mi? Evet. Çok tuhaf ama öyle hayal etmiştim. O hayal uğruna görmek istedim burayı. Milano'dan her dönüşünde girer otururdu bu deliğe. Ben dışarıdayım. Efendim amca. Neler oluyor Çınar? Oturup konuşalım mı? Lale ortada yok. Annemin ani ziyaretinin ardından çıkıp gitmiş. Belli ki çok üzülmüş, çok kırılmış. Kırılmakta pek haklı. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum. Onu arıyorum. Taşkıran Yalısı'na geldim şimdi. Buraya da gelmemiş. Burada da yok Lale. Taşkıran Yalısı'nda da yoksa durum ciddi. Buluşalım. Her zaman gittiğimiz çayhaneye gel. Peki. Taşkıranların Yalısı'nda mıymış Çınar? Ne işi varmış orada? Kalbini kırmışsın kızın. Ortalarda yok. Bizimkisi de yana yakıla karısını arıyor tabii ki. Danışıklı dövüş bunlarınkisi. Fidye ister gibi getir parayı al karını bile yapabilir o kadın Çınar'a. O kadar da değil. Necip Bey, bunlar bizim kurbanlık koyun gibi derimizi yüzüp bacağımızdan asarlar. İnanma onlara. Çınar'la bir olup düşme tuzaklarına. Çınar'a babalık et diyen sen değil miydin? Zamanında yapılmayan işten hayır gelmiyormuş demek ki. Oğlan aşık İkbal Hanım. Senin gözünün yaşına bakmadan inecek şu dünyanın tahtından. Gel geç olmadan bir daha durup düşünelim. Ölürüm de almam o sürtüğün kızını bu eve. Ne olmuş? Bir şey öğrenebildin mi? Amcası aradı. Anladığım kadarıyla annesi Lale'ye baskın yapmış. Desene ailece bize hücuma geçtiler diye. Biz derken? Neyse canım. Başka bir şey öğrenebildin mi? Bilmiyorum. Benden hafiyelik bu kadar. Ama belli ki o kadın Lale'yi iyice bir benzetmiş. Taşkıran ailesinden kız aldıklarına şükretmiyorlar da şu yaptıklarına bak. Vallahi bu kayınvalide ziyaretini duyduktan sonra işin rengi değişti Valide Sultan. Canım kendini boğaza atacak değil ya. Çıkar bir yerden. Tamam. Bir şey duyarsan haberdar et beni. Merak etme.
Yurt dışına çıkmamış. Hastane, polis, bir vukuat yok. Cep telefonu yanında olsaydı şimdiye kadar çoktan buldururduk. Hiçbir şeyini almadan çıkmış. Gel otur şöyle karşıma. Hatırlar mısın bilmem. Sen küçükken İstanbul'a geldiğimizde buraya oturur, gemileri seyrederdik birlikte. Canım çok sıkkın amca. İçim çok yanıyor. İçini ferah tut. Fevri şeyler yapacak bir kıza benzemiyordu. Annemin akıttığı zehirle perişan olmuştur kız şimdi. Sen de kendini böyle perişan etme. Mevlana Şems'i kör kuyularda aramış. Aşk böyledir işte. Buldurmak için aratır. İçim yanıyor amca, içim. Ya geri gelmezse? Ya geri gelir de beni sevmezse? Bana yüz çevirirse diye çok korkuyorum. Hala haber yok. Bizim kız oğlana yüz çevirmese bari. Ekrem, felaket tellallığı yapacağına kulübe gitseydin ya. Niye hala evdesin? Öyle yapacaktım. Ama Şefik Bey squash maçını iptal edince kaldım. Şefik. Nasıl da yarı yolda bıraktı beni. Herkes her dediğini yapmaya mecburdu sanki. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şefik'le bizim dostluğumuz çok eskiye dayanır. Eskiden beri beni çok sever. Öyle olsa ne yapar eder istediğini verirdi. Yardım edebilirdi. Ama etmedi. Saçmalıyorsun. Sen anlamazsın bu konulardan. Karışma. Yine de ilişkilerimizi sıcak tutalım Şefik'le. Cemiyetteki yeri önemli. Hı hı. Yardım edemedim diye mahcup olmasın. Mahcup olup bizden kaçmasın. Bir yere falan kaçtığı yok canım. Yani bugün gördüm. Son derece sıcaktı. Kerem. Sen Lale'nin Behiye dadı olabileceğini neden düşündün? Sen kayıkhane hikayesini anlatınca aklıma geldi. Hmm. Ben de Şefik deyince Lale'yi unuttun sanmıştım. Ah. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Kursağından sıcak bir lokma geçsin. Yağmur indirecek birazdan. Öyle acı çekiyorum ki gözümden bir damla yaş bile dökülmüyor. Rahmet dökülmeye başlayacak ama sen de tutma feryadını içinde. Aşk acısı çürütür adamı. Gelmez olur muyum?
olmasa bile gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, hiç gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur muyum? Lale? Küçük sultanım, bu ne hal? Ne oldu sana? Gel içeri gel. Gel bakayım. Nereye gider ki? Ne bilsem. Bitmişsin oğlum sen. Bittim. Kayboldu gitti. Soldurdum lalemi. Senin ne suçun var oğlum? Yani bu kadar sevmekten başka tabii. Annemin böyle bir çirkinlik yapabileceğini tahmin etmeliydim Mert. İkbal teyzenin karşısında kim bilir ne hale gelmiştir ha? Lale bu kadar masum olduğu için, böyle sessizce çekip gittiği için çok üzülüyorum. Kahroluyorum. Bu da geçer. Geçmeyecek. Çünkü bitti. Kırıldım dadı. Çok incindim. Damat bey oğlumuz seni seviyorsa onlar da alışır. Torunlarını kucaklarına alsınlar hele bir. Gör bak. Nasıl hepsi birden değişir. Gerçekten öyle mi olur? Annemin bana biçtiği bedel. Bunu yüzüme vuranlar gün gelir, utanır, üzülürler mi? Ayıbı yerin dibine gömmüşler, toprak kusmuş. Denize atmışlar, deniz taşmış. Kimse ayıbından kaçamaz. İyi ki geldim sana dadıcığım. İyi ki buldum seni. Ama benim için masal sona erdi. Büyü bozuldu. Böyle söyleme. Bir daha Çınar'ın yüzüne bakamam. Niye? Senin suçun ne? Bana bedel biçilmiş ve Çınar bunu kabul etmiş. Sen olsan bakabilir misin? Zor tabii. Bitti. Güzel bir masaldı. Aniden başladı ve öylece bitti. Haydin, sofra hazır, yemek hazır, hadi. Abimi beklemeyecek miyiz? Şimdi konuştum, yoldaymış, geliyor. Hadi oğlum. Kaç kere söyledim şu gümüş takımları çıkarmayın diye. Ben istedim. Bu yalıya yakışır bir biçimde servis kullanalım. Öyle değil mi ama? Misafire çıkar bunlar. Gündeliğe değil. Yazık. Günah. Sosyeteden gelin aldık. Alıştıralım kendimizi de. Gelince ayıp olmasın. O bu eve biraz zor gelir. Yapma İkbal yenge, yumuşa biraz. Çınar'ı çok ciddi gördüm bugün. Sizden önce o reddedecek bizi. Aa. Sen yengemi tanımıyorsun. O olmaz derse olmaz. Aferin Reyhan. Yengeni iyi tanımışsın. Karşına aldıklarını da iyi tanımak lazım ama. Zümrüt taş kıran yem yapar, boğazın balıklarını atar bizi. Hı? Abim de geldi.
Ah, geldin mi? Konuştun mu Çınar'la? Konuştum. Ne oldu? Hali hal değil. Gel konuşalım. Hayırdır inşallah. Buyurun efendim. Ay ilahi yani Beyye Hanım. Kendi evinin telefonu bile bir başkasının eviymiş gibi açıyorsun. Benim ben Zümrüt. İyi akşamlar. Sefalar olsun Zümrüt Hanım. Yadırgıyorum. Daha alışamadım tek başıma oturmaya. Alış. Kemal öldü. Çocuklar büyüdü. Herhalde bu yılda birlikte yaşayacak değildik değil mi ama? Olmazdı. Canım yine de özlediğin zaman gelebilirsin, gel. Çekinme. Belki Lale de seni özlemiş. Ziyaretine gelmiş olabilir mi? Geldi. Burada. Ama şimdi uyuyor. Uyandıramam. Uyandır diyen kim ayol? Tabii ki uyusun kız, bırak. Ama bir yere gitmesine izin verme, tamam mı? Giderse benim haberim olsun. Anlaştık mı? Zümrüt Hanım bilirsiniz ben sevmem böyle şeyleri. Ama dediğinizi duydum, anladım. Pek tabii. Gerekirse ararım sizi. Şimdi izninizle kapatıyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim. İyi akşamlar Beyye Hanım. Münasebetsiz besleme. Kendini ne zannediyorsa. Yalının sahibi gibi. Aa. Hani erken yatmıştın bugün? Ne oldu, uykun mu kaçtı? Çınar aradı, uyandırdı. Sonra da uyuyamadım bir daha. Ne diyor? Ne diyecek? Lale'den haber var mı diye soruyor. Lale'den haber var. Ama Çınar'a yok. Biraz beklesin. Teminatı beklemenin acısı ancak böyle çıkar ha? Aferin sana. Ne güzel öğreniyorsun. Kanka geç oldu, artık ben kaçayım. Yapabileceğim bir şey varsa ara. Eyvallah. Görüşürüz. Başka bir yol izlemek de neyin nesiymiş Necip Bey? Doğrusu hiçbir şey anlamadım. Çınar'ın durumunu beğenmedim. Basbayağı aşık. Hepimiz geçtik. Aşkın ateşten yollarından. Biliyoruz. Necip Bey bilirsin ben hep benim adıma başkalarının karar verdiği hayatı yaşamaya razı oldum. Bak kendi ağzınla söyledin işte. Başkalarının karar verdiği hayat. Ne kadar onun kanı, onun canı olsak da biz de Çınar için başkasıyız İkbal Hanım. Ne yapacağız? O kadını dünürden, kızı da gelinden mi sayacağız? Bu evliliği bozan taraf biz olmayacağız. O kadın işi sağlam kazağa bağlamanın derdinde. Hiç bu evliliği bozan taraf olmak ister mi? İsteyecek. Şeytan bile kendi kusurunun, kendi ayıbının ortaya çıkmasını istemezmiş. Görünenden başka ayıbı, kusuru var mı ki? Dinle beni. Bundan sonra hesaplı kitapla hareket edeceğiz. Tamam mı? Sen öyle diyorsan. Efendim Remzi. Haberler sende. Seni dinliyorum. Helal olsun sana. Öpüyorum gözlerinden. Büyük iş başardın. Şimdi gel de bu evliliği kendi ellerine bozma bakalım Zümrüt Hanım. Alo? Müjdemi isterim. Lale'nin nerede olduğunu bulduk. Gel konuşalım.
Şermin. Ekru elbisemi hazırla. Kuaförümü de söyle, manikürcü Nalan'la beraber gelsinler. Peki efendim. Günaydın, güllere boyandın. Seni hep böyle uyandırırdım çocukken. İnşallah çocuklarını da görürüm de onları da böyle uyandırırım. Dadıcığım, sen hep benimle kal. Bak, hala bakmak lazım bana değil mi? Lazım, lazım. Ama kim ister benim gibi moruğu evde? Ah. Hadi kahvaltıyı bahçeye hazırladım. Sen geç. Kuş gibi besleyeceğim seni. Çok süzülmüşsün. Hadi git, geliyorum. Alo? Günaydın dadıcığım. Sabah şeriflerin hayır olsun. Lale uyandı mı? Uyandı, uyandı. Şimdi ona kahvaltı ettireceğim. Buldun tabii küçük sultanla, besle bakalım. Hiçbir yere salma onu. Birazdan beyaz atlı prensi onu almaya gelecek. Buyursunlar. Bekliyorum. Ay, bu kadın da beni öldürüyor. Kimi bekliyorsun dadıcığım? Beyaz atlı prensimi. En sevdiğin tekerlemeydi, unutmuşsun. Kimi bekliyorsun? Beyaz atlı prensimi. Seven bir kalbi varsa aşka başka ne gerek? Unutmadım. Ama aşka başka başka şeylerin gerektiğini de öğrendim. Neymiş onlar? Bir kadın ve bir erkek aşık olduğunda kaçıp gitmeliler. İkisi bir başına kalmalı. Ancak öyle aşık kalabilirler. Elma kurdu değiliz ki ama. İnsanız, başkaları da var. Başkalarına rağmen aşk hayatta kalabilir mi sence? O zor işte. Hem de çok zor. Bana bak. Deli gibi seviyorum. Ama bitti. Dur bakalım. Böyle kesin konuşma. Önce onsuz yapamam diyordum. Sabahında dünyam karardı. Hayır. Çınar'ın yüzüne bakamam ben. Masallar bir varmış bir yokmuş değil midir? Ya da yandı kül oldu bitti. Sizinki de öyle mi bitecek? Evet dadı. Öyle olacak. Yok, öyle olmayacak. Bu masalın sonu onlar ermiş muradına diye bitecek, biliyorum ben. Hadi şimdi güzelce kahvaltı edelim. Sonra da ben sana güzel bir kahve yapayım. Fanına bakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yorgun görünüyorsun. Uyumadın mı? Uyuyamadım. Otur lütfen. Nerede Lale? Burada mı? Değil. Kızımın kalbi kırık. Nereye sığındığını söylemeden evvel seninle bir anne olarak konuşmak istedim. Lale'nin böyle hırpalanmasını, üzülmesini istemiyorum Çınar. Neyi kastettiğinizi anlıyorum. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olmasın. Anneniz İkbal Hanım her fırsatını bulduğunda Lale'yi böyle rencide edecekse işimiz var. Lale kadar ben de üzgünüm. Bir daha ailemden hiç kimse karıma böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyecek. Etmiş ama. Lale annem kadar size de kırgın olmalı. Ben onun annesiyim. O zaman her iki anne de biraz davranışlarına dikkat edecek.
Sözünde durmayacaksan açık açık konuş Çınar. Lafı dolandırma lütfen. Ben sözümden dönmem Zümrüt Hanım. İyi o zaman. Yeşim yukarıda hazırlanıyor. Seni Lale'ye o götürecek. Yakışıklı çıkmışlar mı bari? Sen onu söyle bana Remzi. İyi iyi. Bekliyorum bugün o zaman. Hadi kal sağlıcakla. Her şey hale yola girecek. Merak etme sen. Kız eve dönmüş mü onu merak ediyorum ben. Geçerken kaldıkları yere uğrayacağım. Kocayalı dururken otelden bozma evlere çıktılar. Hak müstahak bize. Olgun olup buyur edemedik içimize. Belki de düşmanı içe almak daha hayırlı olurdu. Bezdirir kaçırırdık. Çınar'ın nikahlık arasına düşman demek yakışmaz sana İkbal Hanım. Yakışıksız şey. Sosyete gülü. Ya dur hele. Daha tanımıyorsun kızı. Belki de tanıyıp dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek en hayırlısı. Hadi Necip Bey, uğurlar olsun. Neredeyse tasma takıp yanında dolaştıracak. Ne diyorsun hayatım öyle ağzın içinde mırmır? Hiç. Abim çözmeye çalıştıkça yengem dolaştırıyor. Bastı bana ama artık. Al benden de o kadar baba ya. Yusuf bir yelken kursu varmış. Sen ikimiz baba oğul katılsak ya ne dersin? Süper olur derim. Hayır Yusuf. Sakın öyle boş şeylere saldırıp vakit harcama. Ben seni holdingin başı için yetiştiriyorum. Oho. Sıra Yusuf'a gelene kadar daha Çınar abi var. Sonra da onun oğlu. Helal olsun yenge. Doğmamış çocuğa don biçmek diye buna derler. Ben hem biçer hem giydiririm Reyhan. Necip Bey çoktan gitti. Siz niye oyalanıyorsunuz? Hadi hadi iş bekler. Allah zihin açıklığı versin Yusuf'uma. Teşekkürler yenge. Aptal mısın sen? Niye teşekkür ediyorsun? Ne oldu ki şimdi anne ya? Reyhan. Lafı benim oğluma aptal demeye getirdi. Herkesi parmağında oynatıyor. Çınar bastı gitti. O hala torunum oğlum diyor ya. Salak kız. Eşeğine altın semer takma derdinde. Dün aldıklarınızın hepsini değiştirecek misiniz hanım? Evet. Kaç kere söyleyeceğim. Götür ver onları şoföre. Ben de üstümü değişip geliyorum hemen. Alo amca, Lale'yi almaya gidiyorum. Seni haberdar ederim, sağ ol. Benimle gel istersen. Yok, ben seni takip ederim. Ben bayağı hızlıyımdır ama, yetişemezsin. Merak etme, ben de hızlıyımdır. Peki o zaman, Üsküdar'a gidiyoruz. Beni takip et. Benzemem. Bakalım yakalayabilecek misin beni?
çıkmış. Bak. Seviyor, seviliyorsun. Apaçık ortada. Dadıcığım, sen hiç fal bakmazdın. Nereden çıktın? Aa, ben saray artığı yalı çıkmasıyım. Biraz olsun anlarım elbet. Biliyorsun, ben fala inanmam. Bak, hep güzel şeyler söyledin. Diz çöken aşık falan filan. Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakarmış. Ben fincanın dibine iyi niyetle bakanlardan. Onun için bir an önce gidip yıkayalım. Kötü talih silinsin, şans, kısmet su gibi aksın. Bak hanen zaten ferah. Gördün mü? Bir ara göremedim seni. Yolda önemli bir işim vardı. Misafirimiz var. Bunlar da size. Teşekkür ederim. Çok incesiniz Çınar. Rica ederim. Bir daha bırakıp gitme beni. Ben sensiz böyleyim. Çok kırıldım sana. Bana nasıl değer biçersin? Ben sana değer biçmedim. Bunu mutluluğun için yaptım. Senin için, anıların için. O anılar ileride çocuklarımıza kalsın diye. Hayır. Ne olursa olsun bana bedel biçilmesine izin vermeyecektin. Olan biteni yanlış anlıyorsun. Ben böyle düşünmedim. Sen benim karımsın. Senin ailen benim de ailem. Ben bunu ailenin, ailemizin mutluluğu için, onları zor durumdan kurtarmak için yaptım. Lalem, sen benim için paha biçilmezsin. Ne olur bırakıp gitme beni. Yapamam Çınar. Hayır. Yapamam. Artık ne senin, ne ailenin yüzüne bakamam ben. Lalem, dün gece sensiz kaldım. Bir ölüydüm resmen. Sensiz bir gün bir gece daha geçiremem. Ölürüm. Ölürüm. Yapamam.
Yapamam. Hay Allah. Beğenmediniz mi İkbal Hanım? Heves ettim ama tarzım değilmiş. Oo, İkbal Hanım, siz buralara gelir miydiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkbal Hanım da dün aldıklarını değiştiriyordu. Ha, öyle mi? Ben bunları hemen hallediyorum İkbal Hanım. Siz benim nelerden hoşlandığımı biliyorsunuz. Bir şeyler hazırlayın, gelip bakacağım. Hepsi 38 beden değil mi? Evet tatlım. Ne içerdiniz? Her zamankinden. Kızınız nihayet çıkmış ortaya. Sizin tonunuzdan konuşmayayım diyorum, beni mecbur ediyorsunuz. Bir daha Lale'nin kalbini kıracak herhangi bir sözünüzü duymak istemiyorum. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, uyarıyorum. Lale ile Çınar uzun yıllar evliliklerini devam ettirecekler. Ve sen onların arasına giremeyeceksin. Bu evlilik işine geldi değil mi? Haciz batağında debelenirken oğlumun parasıyla buralarda sürtebiliyorsun. İsminin bütün kapıları açtığının farkında değil misiniz acaba İkbal Hanım? Hem Taşkıran ailesinden bir gelin alma şerefine nail oluyorsunuz, hem de bunları söylemeye cüret ediyorsunuz. Erken havalandın Zümrüt Hanım. Ne demek seninle gelmiyorum? Sen benim karımsın. Senin yerin benim yanım. Seninle gelmiyorum. Uzatmayalım lütfen. Ne demek uzatmayalım Lale? Sen ne diyorsun? Israr etme. Karar verin. Seninle gelmeyeceğim. Ne diyorsun sen Lale? Gelmiyorum ne demek? Evlilik çocuk oyuncağı mı? Saçmalıyorsun. Bak açıkladım. Anlattım her şeyi. Sen beni anlamıyorsun Çınar. İşte bu kadar. İlk gördüğün adamla evlenirsen böyle olur. Aşk da tam böyle bir şey ama. Bir anda oluverir. Fırtına gibi eser, ateş gibi yakar. Yoksa aşk olmaz zaten. Yeter artık, çok uzadı bu iş. Hiçbir ben bir bakayım. Hiçbir değer vermedin bana. Bu kadar kolay mı gelmiyorum demek? Ama bırakmam. Bırakmayacağım. Benimle geliyorsun. Hayır. Gelmiyorum. Geleceksin. Hayır. Hiç utanmıyorlardı. Aferin. İyi iş başardın. Muhasebeye yazdım. Git emeğinin karşılığını al. Çok sevindim Çınar. Her şey hale yola giriyor. Daha değil. Konuştuk işte. Yönetim kurulundan arzu ettiğin karar çıkacak. Biraz pahalı bir alışveriş olsa da bir yalın daha olacak. Benim değil. Karımın. Öyle olsun. Her şeyden önemlisi karıma bir özür borçlusunuz. Tamam. İkbal Hanım'la konuşurum. Her şeye en başından başlayacağız. Ne gerekiyorsa usulünce yapacağız. Yalının kilerinde doğmuşum ben. Ama annem bir avazda doğru vermiş beni. Sonra? Sonra nur içinde yatsın. Rahmetli Kemal Bey'le kardeş gibi büyüdük.
Ortaokula kadar beraber okuduk. Sonra boğmaca olduğum kış aldılar beni okuldan. Sonra Zümrüt Hanım geldi. Ev işlerine yardım etmeye başladım. Ardından da Lalem. Dadım beni hiç yanından ayırmazdı. Yeni ayırmasın yanından. Gerçekten mi? Gerçekten. Nereye taşınacağımız belli olsun. Bey Hanım'ı da alırız yanımıza. İyi ki beni kırmadınız. Akşam yemeğine kaldınız. Böylece Lalem'den de hemen ayrılmamış oldum. Elinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hediye için de çok teşekkür ederim. Kazara tuzla buz olandan çok daha zarifmiş. Estağfurullah. Bugünü Lale ile kavgamızı hatırlarsınız. Bugün dediğin ne ki? Gelip geçer. Sizden olma şehzadeler sıraya girip ellerini öpmeye görsün. Aileleriniz de unutur. Aa dadıcığım, hiç kızım olmayacak mı? Lafın gelişi şehzade dedim canım. İmparatorluğun başına bir küçük şehzade şart ama. Daha önce teknede de aynı şeyi söylemiştin. Ayrım yapma, kapışırız. Ne ayrımı? Ama araya küçük bir şehzade karıştırsak fena olmaz hani. Ne diyorsun dadıcığım? Yarın akşam beni istemeye geleceklermiş. Verir misin benim o yakışıklıya? Verdim gitti. Ne kız istemez Allah aşkına Necip. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Oh! Hem yalılarını kurtardılar hem kızlarını kakaladılar. Bak, yarın başımız önümüzde, gelin kızın ayağına gideceğiz. Sonra? Gecesi de kız istemeye. Ay başıma gelenler. Bu evliliği yıkan taraf biz olmayacağız. O kadının kızının evliliğini yıkacağına dair hayal kurmuyorsun değil mi Necip? Ben hayal kurmam. Bana güven. Şimdilik benim dediklerimi yap yeter. Son gülen biz olacağız. Merak etme sen. İnşallah. Ah. Lale ile konuştun mu? Konuştum. Biraz soğuk ama o kimseyle kırgın kalamaz. Hadi bakalım. Bu badereyi de atlatmamıza. Lalelerin barışmasına. Şerefe. Şerefe. Sizin de böyle geldiğiniz ne güzel oldu. Ne zamandır birlikte dışarı çıkmamıştık. Benim bu gece yapacak başka bir programım yoktu zaten. Hayret. Behiye seni davet etmedi mi? Beni bile çağırdı. Etti. Ama Çınar ve Lale muhabbeti çok bayıyor beni. Yapma. Bugüne bugün kurtarıcımız Çınar. Öyle şefkatli, öyle cömert ki. Bakıyorum Lale'nin evliliği hepinize yaradı. Sana da gaz yaptı. Doğru konuş Kerem. Çok doğru. Lale'nin evliliği sayesinde şu anda ayaktayız. Zümrütçüğüm nasılsın? Aha, şekerim merhaba. Ne haber? Sağ ol. Hayatım geçmiş olsun. Mersi canım. İyi akşamlar. Mersi. Üstad sevindim. Haciz hallolmuş. Evet, halloldum. Boğaz Zümrütsüz olur muydu hiç? Bir yere gittiğimiz yok şekerim. Buradayız zaten. Bir dakika güzel karıcığım. Ne yapıyorsun Çınar? Seni çok seviyorum. Ben de. Bir daha hiç ayrılmayalım olur mu? Ayrılmayalım. Thank you.
şu halimize bak. Söylenme. Sık dişini. Yarın sabah göreceksin. Her yer toz duman. Ya sabır ya selamet. Buyurun. Aa, sen bunu mu demiştin? Ben bunu içemiyorum, acı geliyor. Öyle mi? Türk kahvemiz yok. İsterseniz başka bir şey ikram edeyim. Yok, kalsın. Ben alırım. Sağ ol kızım. Eline sağlık sevgilim. Afiyet olsun. Bizim gelme amacımız, öncelikle kusura bakma kızım. Biz oğlumuz evlensin, yuva kursun derken kendimizi yanlış tanıttık size. Sizi evinize, evimize davet ediyoruz. Değil mi İkbal Hanım? Tabii, sizler bizim çocuklarımızsınız. Bir kusur işlediysek affola. İncindim elbette söylediklerinize. Kırıldım. Ama kin tutmam ben. Özrünüzü kabul ediyorum. Öyleyse bu akşam seni istemeye geliyoruz. Ne? Annemin haberi var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Ne gerekiyorsa yaparız. İkbal Hanım annenizi arar. Hayırlı bir iş için geleceğimizi söyler. Peki. Ay gel İkrem gel. Hayırdır Valide Sultan? Anne ne oluyor? Lale aradı. Çınar'ın ailesi beni istemeye gelecek dedi. Hiçbir şey anlamadım. Sonra İkbal Ilgaz aradı. Hayırlı bir iş için akşam size geleceğiz dedi. Hayırlı işi ne istemiş? Onlar zaten evde değil mi ya? Bir bu eksikti. Ay çok eğleniyorum. İkbal Ilgaz benden kız istemeye gelecek. Necip Bey, beni düşürdüğün durum ortada. Önce Lale özrünüzü bir zahmet kabul etti. Sonra anası olacak o kadın hayırlı bir iş dememe yarım ağızlı olur dedi. Maskara oldum sayende. Bu işi çözeceksin. Kaçta kabul edecekler bizi? Saat 8 buyurdular. İyi. Ben yarım saat önce giderim. Sen bil diye söylüyorum. Bizimkileri idare et. Benim Zümrüt Taşkıran'la baş başa görüşeceklerim var. Bakalım ondan sonra afrası tafrası kalacak mı? Geldin mi güzelim? Bu akşamın yıldızı sensin. Sinan yolda. Önce senin saçını tarasın. Anne. Bu akşam hepimiz çok güzel olmalıyız. Çünkü İkbal Ilgaz geliyor. Konuşmamız lazım. Neyin var senin? Merak etme, her şey yoluna girecek. Anne otur. Ne oluyor? İyi misin sen? Otur anne. Anne otur. Sen nasıl bir annesin? Ben senin kızınım anne.
Yalıyı kurtarmak için beni mi ortaya koydun? Olur mu öyle şey kızım? Çınar artık bizim aileden biri. Benim damadım. Haciz geldiği zaman neler yaşadığımızı sen de biliyorsun. Çınar teklif etti bana yardım etmeyi. Beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Onların gözünde ne oldum ben? Ha? Ne oldum? Annesi geldi. Annen seni sattı dedi. Aile içinde yaşananlar aile içinde kalır. Bu bizim meselemiz Lale. Birazdan burada olacaklar. Her şey unutulacak. Merak etme. Unutmayacak. Kimse unutmayacak. Ben de unutmayacağım. Dadım. Gelmişsin. Sen istersin de gelmez miyim kuzum? Canım. Ama biliyorsun bu özel günlerde hüzünleniyorum. Keşke babam bizimle olabilseydi. Keşke. Dur bakayım sana. Ne güzel olmuşsun böyle bakayım. Bir daha. Yukarıda vaziyet ne? Gayet iyi. Ama Zümrüt Hanım'ı biraz heyecanlı gördüm. İlk defa kız veriyor Valide Sultan. Lale. Aa, Behiye dadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Daha hazırlanmamışsın. Yok, ben bu gece size eşlik etmeyeceğim. Olur mu öyle şey? İki ailenin tanışma toplantısı olarak düşün bu geceyi. Sen benim kardeşimsin. Ayıp olur. Ama biliyorsun ben hiç sevmiyorum öyle alaturka şeyleri. Yaşımı mazur görelim. Ne kadar az insan o kadar iyi bir gece olur. Ben gidip bakayım yardıma ihtiyaçları var mı? Hadi gel otur. Servis yaparken eldivenlerinizi takın. Şermin diğer kristalleri getir. Saraydan kalanları. Bunlar daha uygun olmaz mı Zümrüt Hanım? Malum öteki takım çok gösterişlidir. Daha iyi ya. Abdülhamit'in tuğrasıyla titresinler. Hoş nesini ayırt edeceklerse. Anadolu'lu ama görmüş geçirmiş bir aile onlar da. Daha şimdiden aranızda büyük uçurumlar yaratmayın. Bu konudaki fikirlerini bilahare alırım. Olur mu Behiyeciğim? Nasıl isterseniz. Zümrüt Hanım, misafiriniz geldi efendim. Daha yarım saat var. Görgüsüzler. Oo, Necip Bey. Erken geldim. Hoş geldiniz. Behiye dadımız. Memnun oldum. İyi akşamlar. Bizimkiler gelmeden önce baş başa görüşmemiz icap ediyor Zümrüt Hanım. Ben mutfağa geçiyorum Zümrüt Hanım. Biz de bahçeye inelim lütfen. Evet. Neymiş bana söyleyeceğiniz o çok önemli şey? Kıyıdaki ilk konuşmamızı hatırlıyorsanız tahmin etmek güç olmasa gerek. Söze bile gerek yok esasında. Ay.
Amcamın arabası değil mi bu? Bizden önce gelmiş. Bana haber vermedi. Aa, Allah Allah. Benim de haberim yoktu. Bu tarafta. Buradan gidiyoruz. Çınar'la Lale'nin evliliğini sen yıkacaksın Zümrüt Hanım. Neye istinaden? Buna istinaden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldi. Hoş geldiniz. Ben yol göstereyim size. Buradan buyurun. Namusunuzu ve şerefinizi iki paralık olmaktan kurtarmak için bu evliliği bitireceksin. Yoksa? Yoksa... Bu pislikler ortaya saçılıverir. Hem de bu gece. Yenge, bunlar bizi istemiyorlar. Niye ki? Baksana Zümrüt Hanım ortada yok. Bu abini ağırlıyordur belki. Buyurun. Bu akşamki ziyaretinizin sebebi ne? Hayırlı bir iş için demiştik ya. Evet. Dediğiniz gibi dünür oluyoruz. Kaldı ki çocukları evli. Her ne kadar bizden gizli yapmış olsalar da evliler işte. Yani? Yani ortada eğer bir pislik varsa bu ikimize birden sıçrar. Ne münasebet. Bu bizim ayıbımız değil. Sizin ayıbınız. Eğer ortada bir ayıp varsa, bu benim mahremiyetimden değil. Sizin yaptığınız şantajdır. Pes doğrusu. Küçük kızınız ve siz. Aynı adamla. Bunun nesi kabul edilir? Yeter. Bu çirkin konuşmaya bir son verelim. Unutmayın ki ben aynı zamanda sizin yeğeninizin kayınvalidesiyim. Ve adetlerine bağlı Ilgaz ailesinin dünürü. Eğer ortada bir ayıp varsa onun altında hepimiz kalırız. Sen öyle san Zümrüt Hanım. Ucu bize değene kadar analı kızlı aynı adamla düşüp kalkmışlar der. Bunu konuşurlar. Cemiyetin ağzına sakız olursunuz. Şöyle koyalım. Zümrüt Hanım'a haber vereyim. Aşağıda Necip Bey'le bahçedeydi. Geldiğinizi duymadı herhalde. Ben çağırırım. Siz Lale ile ilgilenin Beyyat'a da. Tamam. Müsaadenizle. Dadısı da varmış. Abim de Zümrüt Taşkıran'la sohbeti kurutmuş anlaşılan. Ay inşallah. Bunlar ortaya çıkmaya görsün. O zaman anasına bak kızına al lafı yerini bulur. Rezil olacaksınız.
Beni buna mecbur etmeden bu işi bitireceksin. Bakın Necip Bey. Çınar, geldiniz mi? Geldik amca. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk. Anneniz neredeler? İçerideler. Ben bir hoş geldiniz diyeyim. İzninizle. Ne konuşuyordunuz amca? Hiç, havadan sudan. Zümrüt Hanım bozulmuş gibiydi. kız vermek kolay değil. Hadi biz de içeri girelim. Düşünme, yol göster bana. Ne de olsa burası da senin. Konuştuğunuz böyle bir şey miydi yoksa? Haşa. Bu konuda Taşkıran ailesine en küçük bir imada bulunmadım. Elinde bir zarf vardı. Bu mu? Ne var içinde? Zümrüt Hanım'ın geleceği.